Sayın Valim, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Uluslararası Su Birliği'nin Sayın Başkanı ve değerli yönetim kurulu üyeleri, Sayın İSKİ Genel Müdürümüz, değerli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde İSKİ İdaresi tarafından gerçekleştirilen yağmurlu bir İstanbul sabahında bizi bir araya getiren İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli misafirlerimiz, açılış konuşmalarımızın önünde sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımıza davet ediyorum. Bayanlar, baylar, İstiklal Marşımız. Lütfen dikkat. Değerli katılımcılar, İstanbul Su Kongresi ve Fuarı, ülkemizdeki suya temas eden tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, korunması elzem olan su kaynaklarının devamlılığına katkı sağlamak için tasarlandı. İstanbul Su Kongresi ve Fuarımızla su profesyonellerini bir araya getiriyor, akademisyenlerin su kültürüne katkı sağlamalarını sağlıyor, profesyonel kadroların karşılaştığı su sorunlarını, deneyim ve fikirlerini paylaşacağı, 3 gün boyunca gerçekleşecek paneller, akademik oturumlar ve saygın konuşmacılarla İstanbulluları buluşturuyoruz. Tüm yazılımcı, geliştirici ve tasarlayıcı profesyonelleri, bu alanda iddialı öğrencileri, geleceğin su yönetimini güvenli, kolay ve sürdürülebilir olması, teknolojilerin entegrasyonuyla tasarlanan Hekatlon City, Hekatlon İstanbul 2 gün boyunca devam edecek. Ayrıca suya değen tüm ürün, hizmet ve inovasyonlarını sergileyen firmalarımız 3 gün boyunca standlarıyla burada olacak. Saygıdeğer misafirler, toplumların kendilerine özgü sanat anlayışlarının en güzel ifade edildiği alanlar hiç şüphesiz geleneksel sanatlar. Toplumların tarihsel süreçten gelen birikimlerini, ulaşmış oldukları sanat ve estetik anlayışını bu eserlerde görebiliyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi kadim sanatlarımızdan suyla bütünleşen Ebru sanatımız eşliğinde modern resmi birleştiren Garip Ay'ın görselleriyle tasarladığımız tanıtım filmimiz sizlerle birlikte oluyor. Dikkatlerinizi ekranımıza bekliyoruz. Buyurun. Bütün hikaye bir damla suyun yeryüzüyle buluşmasıyla başlıyor. Damlalar birikiyor ve devasa su kütlelerini oluşturuyor. 12 bin İSKİ personeli her gün 16 milyon insanı, 20 milyonu aşan hareketli nüfusu 3 milyon metreküp suyla buluşturmak için büyük bir özenle ve özveriyle çalışıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, milyonlarca canlının hayatını, kentin bugününü ve yarınını düşünerek yatırımlarını planlıyor. Israncalardan Melen'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yıllık 1 milyar 660 milyon metreküplük verime sahip barajlar, regülatörler ve kuyularla İstanbul'a su sağlıyor. Yüzeysel su kaynaklarıyla beslenen İstanbul'da yağışlı mevsimlerde baraj ve regülatörlerde toplanan sular arıtma işlemlerinden sonra şehre verilir. Barajdaki sular birikir ve sayısı 19'a ulaşan içme suyu arıtma tesislerine iletilir. Burada su büyük bir titizlikle işlenir. 20 bin kilometreyi aşan şebeke hattıyla da içme suyu şehre taşınarak İstanbulluların hizmetine sunulur. Su elbette sadece sıvı ihtiyacı nedeniyle tüketilmez. Ona hayatın her alanında ihtiyacımız var. Kullandığımız elektrik, bindiğimiz arabalar, giydiğimiz kıyafetler hepsi suyun izlerini taşır. Şimdi sıkı durun. Hikayenin en can alıcı kısmı burada başlıyor. Tüketilen, kirletilen suyu yeniden kullanılabilir hale getirmek. Yani yeniden dönüştürmek. İstanbul'da ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı park ve bahçe alanlarının sulanmasıyla sanayi suyu olarak kullanılıyor. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılarak atık suya dönüşen sular 17 bin kilometre uzunluğundaki atık su hattıyla arıtılma yolculuğuna başlar. Bu yolculuk oldukça meşakkatli. Çünkü ulaşacakları 81 adet atık su arıtma tesisi var. Toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılan atık suların tamamı arıtma işlemi görüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün ortalama 3,5 milyon metreküp atık suyu arıtıyor. Arıtılan yıllık atık su miktarı 1 milyar 400 milyon metreküpü buluyor. Evet, tekrar başladığımız yerdeyiz. Suyun doğal döngüsü, akıllı şebeke uygulamalarıyla desteklendiğinde suyun mucizesi de artarak devam edecek. Sürdürülebilir ve ekonomik kalkınmanın odağı olan suyun geleceği için İstanbul'dayız. İSKİ, temiz suyun güvencesi. Değerli misafirlerimiz, açılış konuşmalarımıza sıra geldi. Bir hatırlatmamız, tanıtım filmimizi Türkçe ve İngilizce versiyonu olarak sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Değerli konuklar, açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Fatih Turan Beyefendi'yi mikrofonumuza arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Müdür. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli yerel yönetimler, yerel yönetim politika kurulu üyem ve Sayın Genel Sekreterimiz, Su Birliği Başkanımız, Su Enstitüsü Başkanımız, Su Vakfı Başkanımız, bilim insanları, çok kıymetli akademisyenler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. İSKİ ailesi adına her birinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'na hoş geldiniz diyorum. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Enbiya Suresi 30. ayette şöyle buyuruyor. Canlı olan her şeyi sudan yarattık. Bugün sizlerle birlikte bu salonda okyanusların sesi var, dağlardan akıp gelen ırmaklar var,
yağmur taşıyan bulutlar var. Göller, nehirler, çağlayanlar var. Canlı olan her şeyin biricik hayat kaynağı var. Kuyular, sarnıçlar, barajlar var. Devasa arıtma tesisleri, akıllı şebekeler var. Bereket ve şifa kaynağı var. Bugün bu salonda hayatın başlangıcı olan su var. Değerli misafirler, su ve insan aslında su ve tarih demek. Medeniyetler tarih boyunca hep suyla birlikte akıyor ve şekilleniyor. Su, kadim zamanlardan bu yana en büyük belirleyici. Öyle zamanlar gelmiş ki insanoğlu ölümsüzlüğü de suyla özdeşleştirmiş ve adına ab-ı hayat demiş. Çağlar boyunca efsanevi bir şekilde bu suyun peşinden koşmuş. Suyun modern bir tüketim maddesi olduğu günümüz dünyasında suyun içinde saklı duran ab-ı hayatı şimdi yeniden keşfetme zamanıdır diyoruz. Çünkü artık suyun her damlası çok kıymetli. Bugün dünyanın dünden daha fazla suya ihtiyacı var. Su kaynaklarımız azalıyor. Dünyanın her yerinde sanayileşme ve nüfus artışı nedeniyle su kaynaklarına ulaşmak giderek zorlaşıyor. Küresel ısınma bütün ekosistem için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. İnsanoğlu eliyle ortaya çıkan bu zorlukları ancak yine insanoğlunun aklı ve çabasıyla aşabiliriz. Giderek azalan su kaynaklarını korumak, küresel ısınmanın risklerini azaltmak, temiz suya bizler kadar kolay ulaşamayan insanlar için hep birlikte yenilikler geliştirebiliriz. İSKİ olarak düzenlediğimiz İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'yla su aklını çoğaltmayı, su bilgilerini paylaşacağımız bir dostluk ortamı oluşturmayı, su tecrübelerinin ortak bir zeminde bir araya gelmesini hedefledik. Ana oturumlarımızda bugünü, geleceği ve teknolojiyi konuşurken geçmiş tecrübelerin, tarihin ışığı olmazsa olmaz dedik ve tarihi su yapılarıyla ilgili akademik oturumlar tertip ettik. Ben şimdiden bütün katılımcılara, bilim insanlarına ve sektör temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli misafirler, bugün modern dünyanın suyla ilgili faaliyetlerine baktığımızda suyu daha verimli kullanacağımız sistemler arıyoruz. Dünyada temiz sudan mahrum insanlar için hızlı ve etkili arıtma yöntemleri düşünüyoruz. Çevreyi korumak için atık suları daha temiz arıtmayı hedefliyoruz. Su sektörü temsilcileri olarak Gılgamış gibi, İskender gibi, Hızır İlyas gibi ab-ı hayat arayışımız artık böyle salonlarda devam ediyor diyebiliriz. İstanbul tarihi boyunca sarnıçlarında biriktirdiği, bentlerinde sakladığı, kemerlerinden akıttığı, çeşmeleriyle dağıttığı su tecrübesiyle mazisinde dünyaya çok şey anlatmış bir şehirdir. İstanbul bugün de İSKİ'yi dünyanın en büyük su kurumlarından biri olarak kabul ettiren abone sayısı ile içme suyu, atık su arıtma tesisleri kapasitesi ve sayısıyla yerli ve milli teknoloji hamlesiyle dünyaya anlatacak büyük başarı hikayeleri olan bir şehirdir. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin riyasetinde şehrimizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılıyor, yarınki ihtiyaçlarını hesaplıyoruz. Planlama, yatırım ve işletme faaliyetlerimizin tamamında sürdürülebilir, akıllı şehir idealini gözetiyoruz. Kıymetli misafirler, sizlerle 3 gün boyunca suyun her halini konuşacağız. Suyun teknik, teknolojik, dijital halini konuşacağız. Suyun tarih, kültür, sanat halini konuşacağız. Kuraklığı, yokluk halini, çokluk halini, sel ve taşkınları konuşacağız.
Kısaca hayata su, suya hayat vermeyi konuşacağız. Arıtmadan kazısız altyapıya teknik başlıklar, tarihi su yapılarının konuşulacağı akademik oturumlar, sergiler ve su resitali. Dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Aylardır heyecanla beklediğimiz bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şey bir damla su için, ab-ı hayat için diyorum. Su gibi aziz olmanızı dilerken sözlerime büyük bir ata kabul ettiğimiz Dedem Korkut'un cümleleriyle seslenmek istiyorum. Yerli kara dağlarınız yıkılmasın, gölgeli büyük ağacınız kesilmesin, taşkın akan güzel suyunuz kurumasın. Verimli bir kongre olması dileğiyle tekrar hoş geldiniz diyelim, arz edelim. İSKİ Genel Müdürü Sayın Fatih Turan Bey'e hitap ettiler. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Dear guests, I would like to invite for opening speech their President of International Water Association, Professor Dr. Helmut Kreuz. Değerli konuklar, şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Uluslararası Su Birliği Başkanı Profesör Doktor Sayın Helmut Kreuz'u mikrofona davet ediyorum. Please, thank you. Have my slide. Mr. Governor, Mr. Mayor, distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, good morning. This city is amazing for me because I was elected as a president of IWA 5 years ago in Istanbul. So it's a nice and beautiful city. So I only need my slides. You have? Okay, thank you. I will try to point out the changes of water policy a little bit in the future because so the topic is the role of the Sustainable Development Goals in transforming water management worldwide. So I'm quite sure that this was a great step forward 3 years ago when the politicians decided to go for sustainable development goals for a global aspect. So we have to move forward. So I can skip the contents, yes? So I will start with the conclusions, yes? So that even if the time is over, yes, you have the important points. So I think that the Sustainable Development Goals as a whole represent a great opportunity to achieve sustainable progress for human society and nature development. So it turns out that human beings have to operate even nature because we have becoming such a dominant species on this globe. Especially the Sustainable Development Goal 6 on water is a comprehensive basis for actual and future water management, and it is linked to many other Sustainable Development Goals, especially for the implementation process. And what I, as a representative of IWA, can say is that we can offer a global platform and network able to help achieving the Sustainable Development Goals linked with water, and with this is much more than only Sustainable Development Goal 6. Now, IWA can offer quite a lot of services. First of all, it's really a global platform to exchange knowledge and experience in water management. And we have just finished the strategic plan for 2019-2023, which is focusing on membership development and how these members of IWA can help to achieve the goals.
It is driving innovation in science, technology, implementation, operation, communication, regulation, implementation, artificial intelligence, consumer contacts, etc. For all these areas, IWA has experts. It can provide expertise for solving water problems for a great variety of different local situations and to have a global exchange on success and failure. I think the local situation is so decisive for decision making that it's very important to report on success and failure. We can also link all segments of water business like science, technology, policy, economy, regulation, legislation, risk management, and so on. We have actually three clusters where we try to integrate the different topics of water management, like cities and basins of the future, basin-connected cities. So it turns out that we have to look far beyond the city to have a good water management. I think Istanbul is a good example. Yes, they have to collect water from a large area to supply water. It's far beyond the city alone. We have 50 specialist groups on different topics, and they are driven by leading experts worldwide. We have some relevant factors for progress toward sustainable solutions. The first one, I think, is still we have a lack of human capacity at all levels, institutions, operation, young water professionals, even universities, schools, and we have to encourage policy to reflect the complexity of water issues by adapting the cooperation between ministries and their administration. So water, fresh and seawater, health, agriculture, energy, environment, economy, traffic, nearly all the ministers are involved to some extent in water management, and this cooperation needs new people educated in the right way. We have to foster source control of pollution, not only industrial effluents, but the products of industry become more and more into the focus of pollution, personal care products, health, nutrients. I think the very difficult point is that we have to include the stakeholders into the decision making, for example, to link water management with waste management. There are a lot of methodologies used in waste management which can be applied in water management as well. And we need a long-term policy to transform the society and economy towards sustainable management of water, energy, materials, and nature to maintain the variety of species in nature. And we need a science-based monitoring and a critical review of progress towards sustainability. So this is a huge task for the politicians, for the administrations, but also for science and technology development. Now, what are the challenges? As you have heard already, some of them. We have still population growth with an increased demand for water and sanitation. We have an increased water demand and land area demand to feed this growing population. And this increases the urbanization, though it is calculated that in 30 years' time, about more than 70% of the population will live in cities, which increases the hygienic risk. We have the climate change with the changing water availability, with the intensity of rain, duration of droughts. We have to control pollution at source, as I already mentioned, industry, market products, personal care, pharmacy, plastic, agrochemicals, fertilizer, in order to
create a well-being in our cities. We need a very reliable energy supply, and energy supply needs cooling water or produces hydropower with a lot of other problems with water quality. And we have the vulnerability of data transfer and management, low quality control, and the complexity of the task and the limited human capacity we have to overcome. But we have also quite a number of opportunities for the future. We have the global consent of politicians on human rights on water and the sustainable development goals at UN level. We have an increasing understanding of the relationship between water, climate, agriculture, surface and groundwater quality, but we still have a lot of unknown relationships. We have a global networking regarding scientific and technological progress, and we have a paradigm shift. Wastewater is not anymore a waste, but is becoming a resource for water, reuse of water, energy, and materials. We have increasing full-scale experience on how to do it with new technologies. We have progress in monitoring technology, data transfer, and remote control. We have progress in data management, artificial intelligence, and we have a global marketing opportunities with decentralized production. I think all these are opportunities we have. Now, a short mentioning the contents of the Sustainable Development Goals. First, we had the Millennium Development Goals from 2000 to 2015, and there water was only a sub-point of the environmental sustainability, and it was mainly concentrated only on water supply and sanitation. But it already mentioned that water-related reducing loss of biodiversity. Now the Sustainable Development Goal 6 on clean water and sanitation is far beyond only water supply and sanitation. It, as it is written, it ensures availability and sustainable management of water and sanitation for all. This is an enormous task. It includes ecological, economical, and social criteria for water management. And it takes into account a very specific local situation, and it needs the adaptability to different future scenarios of development. We know that we are developing faster and faster, and it's very difficult to predict the future development. So the consequence is that we need a systems thinking, system design and operation on integrated resource water management. So that is water quality and water quantity management together with stakeholders on the level of river basins, even sometimes far beyond river basins, very similar to the European Water Framework Directive, including source control of pollution. It needs interdisciplinary and interministerial cooperation, so we have to leave our silos, and we need international cooperation. And this conference, I think, is a very good example for international cooperation and interministerial cooperation. So water is, of course, linked to many other sustainable development goals, like flood protection, food supply, nutrient management, reliable energy supply, minimization of climate gas emissions, protection of natural habitats, social aspects, poverty, gender, livability of cities, etc. So water is at least in 6 to 7 other sustainable development goals of great importance. Only to
mention some of these goals again: universal and equitable access to safe and affordable drinking water, which I think is in developed countries and also in Turkey is already quite established. The second one is adequate and equitable sanitation and hygiene for all. We have still a lot of bad situations on our globe. Minimize the release of hazardous chemicals and materials, and halving the proportion of untreated wastewater, a huge task. Increase of water use efficiency, because due to the climate change, we have longer droughts and higher rain intensities. To implement integrated water resources management at all levels, including transboundary cooperation as appropriate. I'm coming from the Danube catchment. 19 countries have to cooperate to solve the water quality and quantity flood problems in the Danube region. We have to restore water-related ecosystems. That is very close to what European legislation requires. We need international cooperation and capacity building support, especially for the developing countries. In my view, this is the main inhibiting factor for progress in the developing countries, is the lack of human capacity. We need to involve the local communities in our thinking. And just recently, the UN report on what has been achieved in SDG 6, and the heading of this report is, the world is not on track. 0.84 billion people lack basic water services. 2.1 billion people lack access to safely managed drinking water. This is about nearly one-third of population. 4.5, which is about 60% of world's population, lack access to safely managed sanitation. And 0.9 billion people still use open defecation. So we have a huge task, and I've only made a short calculation what this means. For safe drinking water management, this means that every day we have to provide additional safe water supply for 450,000 people every day until 2030. And for safe sanitation, it's even 900,000 people every day have to be provided with safe sanitation. For wastewater treatment, it's just the half of this, because we only want to halve the untreated wastewater. So we still have the situation that water pollution is worsening. Only about 20% of the wastewater is treated. Water and sanitation lack funding. Governmental structures are still weak and fragmented. Agriculture places enormous stress on water, but could be part of saving solutions. There is competition between water supply and agriculture in an increasing number of cities. Human capacity is still insufficient, and ecosystems are still declining. During the last 100 years, we lost about 70% of wetlands on our globe. This is a real threat. Now, going to urban water system, I want to stress some aspects. So we have to protect the surface and groundwater as a source of water supply on river basin level. I think this is quite recognized in Istanbul for long periods of time. It's not the case in many countries, developing countries and large cities. It's water safety plans, wastewater treatment, protection zones for springs, groundwater flood protection of water supply systems, and so on. So the reuse of treated wastewater for agriculture, industry, groundwater, and direct water supply is increasing worldwide.
I've only mentioned some specific aspects. Tokyo has achieved an 80% recycling rate for industrial water supply. California is now using the wastewater more and more for groundwater recharge. Singapore is quite famous for transforming wastewater into drinking water as well. We have to improve water efficiency, especially in agriculture, because agriculture is the largest water consumer. We have seawater desalination increasingly for drinking water supply. Also there we need protection zones. Dubai is a good example for water supply from the sea. To use the seawater for toilet flushing like in Hong Kong, I would not recommend this solution for a city like Istanbul, because you have to build a second water distribution system and it creates a lot of problems. But if you have the cities mainly along the shoreline, this might be a good solution. And we have decentralized water recirculation systems in large buildings, like in Tokyo, where all the high-rise buildings in the center of the city have to recycle all the water for toilet flushing, and water supply is mainly done by bottles. So sanitation is a local problem, but also relevant for the basin. It's the main goal is to minimize the hygienic risk. And this is one of the problems we have to talk about if we compare centralized versus decentralized systems. There's a close link to water protection. Leaking sewers are polluting our groundwater below our cities, and adequate wastewater treatment system as well. Technology development is increasingly driven by resource management principles. Water will be reused, energy can be used, contained in the pollution, nutrients can be recovered, even carbon can be used, and heat exchange with wastewater is increasingly taking importance. For rural areas, there's a new specialist group in IWA, which was created just in Tokyo this 1 month ago, which is called Non-Sewered Sanitation. The main goal is to have decent sanitation and to minimize the hygienic risk. Now, one of the very important points is urban flood protection. So we have still a discussion between combined and separate sewer systems, but what has to be done is to adapt the sewer systems and the drainage of the city to the climate change. And I will come. Now, asset management, I think this is very well understood in most of the developed countries, that this is an urgent need to have a good asset management, to minimize water loss for drinking water networks, to change from intermittent to continuous supply. Only to have an idea, New Delhi has a 8 hours per day water supply, yes? So it's a huge task, and it's very difficult to change from intermittent to continuous supply. We have to control sewer in and exfiltration by regular inspection. I just got a report on China, yes, that there up to 60% of the wastewater is leaving the sewers to the underground, causing severe groundwater pollution problems. And making use of the progress in big data management and artificial intelligence, this is a great opportunity, still a matter of development. We have to include land use and city planning in order to adapt to the local situation. And in most cases, we have to share the water between the city and the agriculture supplying food to the city. And I think that the basic concept of virtual water, that with 1 ton of wheat,
you get 1,000 tons of virtual water into the city. And in some cities, they have already found a compromise how to tackle the competition between agriculture and water supply. Now, stakeholder involvement. This sounds quite easy, but it's a difficult task because we have to link for integrated resource management. They have to link the top-down and the bottom-up development. So also the stakeholders have to contribute to this very complex task. And now who are the stakeholders? These are, of course, the consumers, the inhabitants, or education, household infrastructure, water use and livability play an important role. We have agriculture with the farmers, we have irrigations, use of agricultural land for floodplains, fertilization, soil management, pest control. All these aspects have to be included into long-term water management. Energy providers for hydropower, cooling demand, eutrophication of in the dams. Tourism plays an increasing role. I yesterday saw the incoming people from other countries to Istanbul, yes? So tourism is a very important aspect. We need NGOs and we need flood management for affected inhabitants, for fire brigade, health services, and so on. Now, wastewater in a circular economy, the question is what is valuable in wastewater? Of course, the most precious asset in wastewater is the water. We do not consume water, we only use water, yes? The water remains and can be reused. We have, of course, energy available in the organic pollution. We have nutrients for agriculture. We have organic carbon for creating new products. Of course, we have trace elements which we discharge to the sea. Maybe on the long-term run, we have to take care of them as well. So the first thing is quite clear, to use treated effluent for irrigation or drinking water supply after additional treatment. We can use the energy from biogas by anaerobic treatment either of the wastewater or of the sludge. We can create heat and electric power. We can recover phosphorus as a fertilizer or for other purposes. We can use organic pollution to create bioplastics, for example, heat transport. I wanted to show one of the, for Europe, important resources is the phosphorus in wastewater. So in our country, about 40% of the phosphorus imports are contained in the wastewater. And if we include the bone and meal, yes, we can recover 80% of the phosphorus imports. Very important on a long-term run on a global scale, but especially for Europe, having no resources. So what you can see that different processes are on the way to be installed in full scale, and on the left-hand corner, you can see that in terms of economy, we can recover the phosphorus very close to the actual costs of mineral phosphorus. So there is a great chance that we install phosphorus recovery at all treatment plants. We have to be aware that wastewater not only contains valuable compounds, but there are a lot of pollutants in wastewater, like heavy metals, organic micropollutants, microplastic, antibiotic resistance, and everything humans use and get into contact with water are contained in the wastewater. So there's a lot of research done actually to look at all these pollutants, and they do not disappear if we recover phosphorus
or use the organic carbon, yes, they still remain in the water and we have to take care of them. So the main risk for all these maybe micropollutants is they accumulate somewhere in nature and can come back with our nutrition to us as well. So bioaccumulation and toxicity are the main threats behind. We should never forget that first law of thermodynamics tells us that nothing, no element can disappear, yes, by treatment. So we have to always think that everything which is in the wastewater does not disappear from the globe. And the second law of thermodynamics tells us that the cleaner the products we want to have, the higher the energy demand will be. So reuse and recycling process have to take care of all wastewater compounds and not only concentrate on valuable soluble products. Now, all the water supply and sanitation in urban areas at least strongly depends on energy supply, and energy also affects water. Only to have in mind some orders of magnitude, yes? So a solar energy input is about 200,000 kilowatt hours per capita per day. So our energy consumption is in the range of about 100. So primary energy input into society is about 100 kilowatt, so less than 1 per mil of solar energy. For wastewater treatment, we need 0 to 0.2 kilowatt hours per capita and per day. And the energy content of the wastewater pollution is about less than 1 kilowatt hour per capita and per day. So the consequence is we will not make a great contribution to climate change abatement if we recover the energy from wastewater, but it's an important point to reduce the costs and is an important innovation to make energy self-sufficient wastewater treatment plants. One example, I wanted to show you a large treatment plant for 4 million population equivalents in Vienna. Starting from 2020, we will have a 20% more energy production from the treatment plant than the plant will need in the future. What are the limiting factors? Again, the lack of human capacity at all levels, insufficient institutional capacity, lacking cooperation between institutions, lack of knowledge and experience at the teachers' level from primary school to universities regarding the local problems and their solutions. So we need a stakeholder education as well. Lack of economic management, cost recovery, how to supply people with water and sanitation which cannot afford to pay for, and we have an insufficient stakeholder involvement in many areas. So back to the conclusions. I think some relevant factors for progress towards is, so we have to enhance human capacity building, we have to encourage policymakers to reflect the complexity of water issues by adapting the cooperation between ministries and their administration. I only want to mention that I was just 1 month ago in Tokyo at the World Water Congress, and at the opening of this Congress, we had the Crown Prince and his wife, the mayor of the city, and 5 ministers, and all these people had a lecture on the podium. So this was a good example, and if I look in this room, I see also quite a great number of policymakers and decision makers, which shows that this is already taken up by the politicians, that this needs a cooperation between very different ministries to recognize the high relevance of climate change and specific local situation for water management,
and especially the risk management for floods and pollution. And I was asked to refer a little bit on how to protect the subways from flooding. What we recognize is that the rainfall intensity, the probability of very high rainfall intensities is increasing dramatically in many cities. So water protection for the subway becomes a real threat. And I want to refer to the city of Prague when they had a big flood in 2002, yes. They lost a whole line for more than 1 year because they couldn't close a gate early enough. So what I think is important to have to increase the worst case scenario testing, yes? Especially this means training for the rescue people and early warning systems, which have to be established at least to avoid loss of human lives and also to protect the very expensive infrastructure. And you can imagine what happens if one subway line has to close for 1 year in Istanbul, yes? So this is really a big task. And I think the question is how to solve the problem. So it's not possible to rebuild the whole drainage system, much too expensive. So we have to find alternative solutions. So to protect specific infrastructure instead, and using streets even as sewers, yes, as drainage systems in the future. I think the most problematic topic in a democracy with election periods is to have a long-term policy to transform the society and the economy towards sustainable management of water, energy, materials, and nature. So the important point is that you have an administration which has a longer survival period than politicians. This does, I still would say that democracy is, with election periods, is an excellent, maybe the best solution for policy, but it's a very difficult task for the politicians, and I think especially the scientists and the engineers have to understand that policy making is a very complex and difficult task. If we complain as scientists that these complex systems are so difficult to explore, yes, it's the same for the politicians. So thank you very much for your attention. Uluslararası Su Birliği Başkanı Sayın Profesör Doktor Helmut Kreuz konuşmalarını gerçekleştirdi. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, İstanbul'dayız. Üç büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehrimiz İstanbul. Su medeniyeti İstanbul'da vücut bulmuştur. İstanbul suyla sürekli yakından ilgilenen idareciler tarafından yönetilmiş. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye'miz İstanbul'un su sorununu 50 yıl boyunca çözmüş olmanın müjdesini paylaşabiliyor. Su ve diğer tüm altyapı projeleriyle İstanbul'u yarınlara taşıyan isim, bugünkü ev sahibimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal Beyefendi'yi konuşmaları için mikrofonumuzu arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Saygıdeğer Valimiz, Su Birliği Başkanımız, Su Enstitüsü Başkanımız, değerli üniversitelerden hocalarımız,
yurt içinden, yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz, siz değerli basın mensupları, öncelikle İstanbul Su Kongresi ve fuarına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İnsanlık için suyun ne kadar önemli olduğunu, su olmadan bir hayat olmayacağını hepimiz biliyoruz. Geçmişten günümüze baktığımız zaman, önceden insanoğlunun suya ulaşabilmesi, suyla buluşması belki problemlerin çözümü için yeterli kabul ediliyordu. Bir su kaynağına insanlığın ulaşması, insanların ulaşması ya da bunu şehir olarak düşünürsek, şehire kullanılabilir suyun gelmiş olması aslında problemin çözümü için yeterliydi. Daha sonrasına baktığımız zaman, bu kullanılan suların güvenli bir şekilde temizlenip uzaklaştırılması yeterli hale geldi. Eğer suyu kullandık, kullandığımız suyu da arıtıp tekrar doğaya temiz bir şekilde bırakabiliyorsak, bu yeterliydi. Ancak günümüzde artık onların yeterli olmadığı, biraz önce Su Birliği Başkanımızla konuşmasında belirtti. Tabii dünya nüfusunun artışı, suya olan ihtiyacın artışı, artık kullanılan suyun sadece arıtılıp doğaya bırakılması değil, aynı zamanda bir kaynak su olarak görülmeye başladığı bir döneme girdik. Bugün burada da 3 gün boyunca bu kongrede suyla ilgili her şey konuşulacak. Burada temiz bir su kaynağına ulaşmak, şehre temiz su kaynağını getirmek, kullanılan suyun, kirletilen suyun tekrar arıtılıp doğaya bırakılması, onun bir kaynak olarak görülmesi, su üzerindeki teknolojiler, yine aynı zamanda suyun zararlarından korunmak, taşkınlardan, sellerden, afetlerden, yine aynı zamanda küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarının azalması sebebiyle alternatif su kaynaklarının nasıl kullanılabileceği, yani bir deniz suyunun kullanılıp kullanılamayacağı, velhasıl suya dair her şey bu 3 gün boyunca İstanbul'da, bu fuarda, kongrede tartışılmış olacak. İnanıyoruz ki burada yapılan o tartışmalar insanlık adına, insanoğlu adına, şehirler adına, idareciler adına bir ufuk açar ve yeni faydalı suyla ilgili daha ortak fikirler, ortak çalışmalar ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Geçmişte belki sadece bir şehrin, bir ülkenin suyla ilgili konularda tek başına yapacağı çalışmalar yeterli görülebiliyordu ama artık günümüzde global dünya dediğimiz günümüzde suyla ilgili de sadece bir şehrin, sadece bir ülkenin yapmış olduğu çalışmalar yetmemekte. Özellikle çevre ve çevre temizliği ve su konusunda şehirler el ele vermek, ülkeler el ele vermek, bütün ilim adamları el ele vermek, bununla birlikte suyu kullanan halk, insanlar da el ele vermek zorunda ki bu problemleri aşabilsinler, bu problemlerin üstesinden
gelebilelim. Bu konuda hem suyla ilgili erişilebilirlikten, suyla ilgili teknolojiye, suyun yönetimine her şey konuşulacağı gibi aynı zamanda suyla ilgili bölgesel, uluslararası, dünya düzeyinde işbirliklerinin nasıl yapılacağı, yapılması gerektiği de burada aynı zamanda konuşulacak. İstanbul, geçmiş tarihine baktığımız zaman suyla ilgili döneminin en iyi teknolojilerini kullanan bir şehir olmuş. Tabii bu aslında etrafı suyla çevrili olmasına rağmen İstanbul, su kaynaklarının ulaşılabilirliği azdığı, etrafından uzak mesafelerinden getirilmek zorunda oluşu ve buna benzer problemlere baktığımız zaman o problemleri aşma adına da suyla ilgili en son teknolojiyi, en son yenilikleri kullanmış ki İstanbul şehri suyu şehirlere, şehirde yaşayanlara kavuşturabilsin. İstanbul'a baktığımız zaman birçok bölgede dünyanın belki hiçbir yerinde olmadığı kadar eski sarnıçlara rastlarız. Yine İstanbul'a baktığımız zaman su kemerlerine, İstanbul'a suyu taşıyan o tarihi su yollarına rastlarız. Suyun idare şekline burada baktığımız zaman o döneme göre en ileri teknolojilerinin kullanıldığı idare şekline rastlarız. Tabii bu manada baktığımız zaman gerçekten İstanbul'da böyle bir kongrenin yapılması da önemli. Suyun kullanılması, kullanıldıktan sonra da kullanılan kirletilmiş suların arıtılıp tekrar doğaya bırakılması, evet, önemli bir problem. Biraz önce Su Birliği Başkanımız yine bu problemlerin yatırım maliyetlerinden bahsetti. Bunlar maliyet olarak belki ciddi bir maliyet. Ve o kirletilen, kirlenen çevrenin başlangıçtan işi sıkı tutularak bir maliyetine katlanılarak temizlenmesi, arıtılması, evet bunlar bir maliyet. Ancak eğer başta bu maliyete katlanılmazsa, onlar yapılmazsa, daha sonrasından kirlenen o çevrenin, suyun, denizin kirlenmesinin tekrar temizlenmesi onun çok daha büyük bir maliyeti. Bunu en iyi İstanbul olarak biz yaşadık, biz biliriz. Hemen yanı başımızda, bu salonun hemen önünde dünyanın en güzel denizlerinden Altın Boynuz isimli, dünyanın bildiği ismiyle Haliç, geçmişte o maliyetlerden kaçınıldığı, yapılamadığı için kirlendiği ve onu temizlerken başlangıçta yapmamızın 10 katı, 20 katı maliyetle biz tekrar eski haline getiremedik. Bu manada baktığımız zaman gerçekten suyla ilgili, çevreyle ilgili başlangıçta yapmamız gerekenleri zamanında yapamazsak biz insanlık olarak, insanoğlu olarak, şehir olarak, şehir idareciliği olarak daha sonra çok daha büyük maliyetlerin altında ezilmek durumunda kalıyoruz. Çok daha büyük problemlerin altında ezilmek durumunda kalıyoruz. Onun için bunun öncesinde konuşulması, tartışılması, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılması inşallah insanlık olarak bize çok büyük
katkılar sunacaktır. İstanbul olarak biraz önce bahsettiğimiz belki zorluklardan dolayı her zaman ülkemizde suyla ilgili çalışmalarda önce olmuşuz. Belirli dönemlerde ihmal edilmiş olmakla birlikte İstanbul bu konularda hep öncülük yapmış. Bugün itibariyle de baktığımız zaman İstanbul'umuzun suyla ilgili bütün sorunlarını, çalışmalarını yapan İSKİ'miz ülkemizde gerçekten bu konularda en iyi çalışmaları yapan, örnek çalışmaları yapan kuruluşlardan birisi olmakla iftihar ediyoruz hepimiz. Bu manada baktığımız zaman gerçekten bir dönem İstanbul'da musluktan su akamaz, akıtılamaz İstanbul'da İSKİ'mizin yaptığı çalışmalarla önümüzdeki 50 yıllık su problemini çözdük demek bize gerçekten gurur veriyor. Tabii İSKİ'mizin yaptığı bu çalışmayla da artık dünyada bölgesinin en büyük, en önemli organizasyonlardan birisi olan İstanbul Su Kongresi ve Fuar Organizasyonu yapabilir, yapar bir İstanbul haline dönmek de önemli diye düşünüyorum. İnanıyoruz ki biz İstanbul olarak dünya ile beraber sadece kendimiz yetmiyor. Sadece İstanbul olarak birçok şeyi yaptık demek yetmiyor. Eğer biz komşu illerimizde ki İstanbul'da su ihtiyacımızı karşılarken sadece İstanbul'dan değil, 200 kilometreden, 300 kilometreden biz Melen suyunu getirerek İstanbul'un su problemini çözüyorsak, o bölgenin de, başka şehirlerin de problemi bizim problemimiz demektir. Sadece komşu iller, şehirler değil, aynı zamanda komşu ülkeler de problemi beraber çözelim dediği takdirde problemin üstesinden gelebileceğiz. Marmara'yı, İstanbul Boğazı'nı Büyükşehir Belediyesi olarak gereğini yaptık. Orayı kirletmiyoruz. Bütün arıtmaları biyolojik arıtma yaptık ve denize temiz su olarak deşarj ediyoruz demek yetmiyor. Eğer biz bir Avrupa'yı boydan boya aşıp gelen Tuna Nehri ile ilgili çalışmada beraber ortak bir politika belirlenmez ise o zaman İstanbul problemlerimizi çözebilmiş diyemeyiz. Biz gereğini yapmış olduk diyemeyiz. O manada ben burada 3 gün boyunca yapılacak çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bölgesel olarak değil, bütün dünya coğrafyasında eğer biz gerçekten yapılması gerekenleri yaptığımız takdirde bize de dokunacak problemin üstesinden gelebiliriz. Bir küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınmada çevre kirliliğinin boyutlarının artmasında dünyanın bir öbür ucu olsa bile oradaki problem bize de yansıyor. Yine aynı şekilde biraz önce su dediğimiz zaman, su kaynakları dediğimiz zaman kirlenmiş olan arıtılıp denize boşaltılması gereken bir su diye düşünülen kirli suyun aynı zamanda da bir kaynak olduğunu Su Birliği Başkanımız söylerken Singapur'u örnek verdi. Ülkemize baktığımız zaman dünyanın öbür ucu. Onlarla beraber ortak bilgi alışverişi, teknolojilerinin gelişmelerinin ortak takibiyle
biz birçok problemi yine ortak aşabiliriz. Bunun için diyorum ki bu üç gün boyunca yapılacaklar önemli. Ben bu manada organizasyonu yapmada öncü olan İSKİ idaremize, bütün genel müdüründen çalışanlarına, bütün emek çekenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir ekibimize teşekkür ediyorum. Siz uluslararası düzeyde bu işi önemseyip gelip 22 ülkeden misafirlerimiz var. Sizlere teşekkür ediyorum. Akademisyenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten Dünya Su Birliği Başkanı olarak bu meseleyi önemseyip buraya kadar gelen Su Birliği Başkanımıza, Enstitüsü Başkanımıza, Sufa Vakfımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tekrar kongremizin İstanbul'umuz adına, ülkemiz adına, insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal Bey'e hitap ettiler. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, katılımlarıyla fuarımızı onurlandıran İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin Beyefendi'yi mikrofonumuza arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Çok kıymetli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız, Uluslararası Su Birliği'nin değerli başkanı, Büyükşehir Belediye'mizin değerli genel sekreteri, İSKİ'nin çok kıymetli genel müdürü, çok değerli akademisyenler, yerli ve yabancı katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın çok kıymetli temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün İSKİ İstanbul'a yakışan bir faaliyeti yapıyor ve inşallah bundan sonra da her yıl tekrarlanır diye inanıyor, ümit ediyorum. İstanbul'da Su Kongresi ve Fuarının düzenlenmesi bir su şehri olan İstanbul açısından bir ihtiyaçtı ve bana göre önemli de prestijli de bir faaliyet olarak İstanbul'da gerçekleşmiş oluyor. Ben tüm emeği geçenlere, başta genel müdürümüz olmak üzere, tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer tüm emeği geçenlere özellikle şükranlarımı sunuyorum. Ben bir konuşma hazırladım ama çok uzatmadan kısaca bir iki konuya değinip sözlerimi sona erdirmek istiyorum. Suya dair hem teknik hem ihtiyaç noktasında birçok şey söylendi ve hepsi doğru şeylerdi. Hepsine de katılıyoruz. Suyun diğer tarafından ben bakmak istiyorum. Su hayattır. Hayat su ile başlar ve su kalmazsa hayat da biter. Canlıların temel ihtiyaç maddesi sudur. Biliyorsunuz insanoğlu susuz en fazla 3 gün yaşayabiliyor. Ama gıdasız belki bir 40 güne kadar hayatını sürdürebilme imkanına sahip ki bütün canlılar için bu böyle, süreleri değişse de su bütün canlılar için hayattır bu. Nebatat için de, bitkiler için de, hayvanlar için de, insanlar için de aynı oranda bir ihtiyaçtır. Su aynı zamanda bir medeniyettir. Suya ihtiyaç insanoğlunu suyun yanına, yakınına hep yerleşmeye zorlamıştır. Ve o ihtiyaçtan kaynaklanan yerleşim bir müddet sonra medeniyetlerin kurulmasına, gelişmesine ve serpilmesine vesile olmuştur. Baktığımızda insanoğlu özellikle Anadolu coğrafyasında diğer dünyanın diğer yerlerinde de böyle galiba. Öncelikle su kenarına
hemen akabinde suyla birlikte eğer korunaklı bir coğrafya, vadi gibi, tepe gibi bir korunaklı coğrafya varsa onun etrafına yani suyla birlikte yerleşmeye çalışmış ve medeniyetlerini orada geliştirmiş. Yani hem insanın hayati ihtiyacı olan bir maddenin etrafında hem de ikinci ihtiyacı olan güvenlik sağlayacağı bir bölgede yerleşmeye çalışmış. Ve medeniyetlerini de bu iki ihtiyacı karşıladıktan sonra üstüne kurmaya çalışmış. Bu anlamda İstanbul çok önemli bir sembolüdür. Su medeniyetinin kurulduğu coğrafyaların ve şehirlerin önemli bir temsilcisidir. İşte biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımız anlattı. İstanbul'da tarihin kadim dönemlerinden beri su yapılarına rastlanıyor. Bunun en güzel örneklerini de Mimar Sinan hem çeşmelerle hem su yollarıyla hem su yapılarıyla bugüne kadar kalacak şekilde dünyaya göstermiştir. Yine su savaşların ana sebeplerinden biri olmuş. Göçlerin ana sebeplerinden biri olmuş. Bizim Orta Asya'dan Anadolu coğrafyasına gelişimizin altında yatan sebeplerden başlıcalarından birisi de su olarak tarihçilerimiz tarafından açıklanır. Yani Orta Asya'da başlayan kuraklık oradaki atalarımızı su kaynaklarına doğru yöneltmiş ve en son Anadolu'da karar kılmışlar. Dolayısıyla göç artı yerleşme aynı zamanda ihtilafları da beraberinde getirdiği için zaman zaman savaşların da sebebi olmuş. Ama su aynı zamanda barışın da temelini oluşturmuş. Su üzerinde varılan anlaşmalar, uzlaşmalar insanların bir arada ve barış içinde yaşamasının bir teminatı haline gelmiş. Dolayısıyla su savaş sebebi olduğu kadar bir barış zeminidir, barış temelidir. Ben suyun tabii birçok teknik, tıbbi, sağlık ya da kirli çevre sorunları açısından bu üç gün boyunca sunulacak bildirilerde çok ciddi tartışılacağını az çok gündemin maddelerinden biliyorum. Burada bu bildirilerle ve sundukları fikirlerle katkıda bulunan tüm katılımcılara, bilim adamlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul bu çıkan sonuçlardan bundan sonra daha da fazla istifade ederek 50 yıllık su ihtiyacının giderilmiş olması perspektifini belki 100 yıla, 150 yıla çıkaracaktır. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli ve hayırlı sonuçlar buradan doğacaktır. Hayırlı olsun diyor. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin Bey'e hitap ettiler. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Günün anısına kendisine hediyelerini takdim etmek üzere İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Fatih Turan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal Beyefendi'yi aynı anda arz ediyoruz. Buyursunlar efendim. İstanbul'umuzun simgelerinden İstanbul Lalesi motifinde bir plaket İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin Beyefendi'ye takdim ediliyor. Yine İSKİ Genel Müdürümüz İstanbul Büyükşehir Belediye'mize plaketini takdim ediyor. Aynı zamanda medeniyetimize ait bir iz olan su küpü motifli bir hediye de günün anısına Sayın Valimize takdim ediliyor. Uluslararası Su Birliği Başkanı Profesör Doktor Sayın Helmut Kreuz, sizi de davet ediyoruz. Mr. Kreuz, please, thank you. Yine İstanbul'u hep hatırlasın diyerek Sayın
Helmut Preuss'a da hediyesi takdim edilecek. Açılış oturumumuzda gerçekleştirdiği sunum nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz. We thank dear Professor Dr. Helmut Preuss for their valuable contribution. Thank you. Thank you very much. Kıymetli davetliler, İstanbul Su Kongresi Fuarı'na göstermiş oldukları yakın işbirliği ve destekleri için plaketlerini alacak sponsorlarımızın temsilcilerini şimdi sahnemize kıymetli büyüklerimizin elinden plaketlerini almak üzere davet edeceğiz. İlk olarak Fernas ve Öztaş'ı temsilen Sayın Burak Baran'ı sahneye davet ediyorum. Burak Bey, buyurun efendim. Fisya ve Alkataş'ı temsilen Genel Müdür Sayın Olivia Silvio sahneye davet ediyorum. Mr. Olivia, bir dakika. Evet, ilk davetlimiz Fernas ve Öztaş kurumsal firmalarına temsilen Sayın Burak Baran Beyefendi'ydi. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye'miz takdim etti. Sayın Olivia Silvio, Fisya ve Alkataş'ı temsilen sahnemizde yerini aldı. Plaketini İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin Beyefendi takdim ediyor. Sayın Olivia Silvio Beyefendi'ye. Sıradaki sponsorumuz, destekçimiz, Kalyon İnşaatı temsilen İcra Kurulu üyesi Sayın Nasır Akıncı. Sayın Nasır Akıncı'yı sahnemize davet ediyorum. Buyurun efendim. İSKİ Genel Müdürüm Sayın Fatih Turan Bey takdim ediyor. Kalyon İnşaatı temsilen İcra Kurulu üyesi Sayın Nasır Akıncı Beyefendi'ye günün plaketini. Sıradaki destekçimiz, sponsorumuz Kuzu Grup. Kuzu Grubu temsilen Sayın Ertan Şanlı Beyefendi'yi sahnemize davet ediyoruz. Sayın Ertan Şanlı geliyor. Buyurun efendim. İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin Bey takdim ediyor. Kuzu Grup temsilcisi Sayın Ertan Şanlı Beyefendi'ye teşekkürlerimiz eşliğinde plaketini. Sıradaki destekçimiz Farin. Farin'i temsilen Sayın Erkan Mataracı'yı sahnemize davet ediyor. Sayın Erkan Mataracı, evet, sol taraftan sahnemize temsilci olarak geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal Beyefendi, Sayın Erkan Mataracı Beyefendi'ye plaketini takdim ediyor. Gurbetoğlu'nu temsilen, Gurbetoğlu firmasını temsilen yönetim kurulu üyesi Sayın Veysel Üneş Gurbetoğlu sahnemizde sizi bekliyoruz efendim. Lütfen buyurun. Genel Müdürüm. Güçlü İnşaatı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Çelik Beyefendi'yi sahnemize davet ediyoruz. Gurbetoğlu temsilcisi Sayın Veysel Üneş Gurbetoğlu Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz takdim ediyor. Sayın Hüseyin Çelik'in plaketine teşekkür ediyoruz. Remondis ve MAS kurumsal firmalarını temsilen proje müdürü Sayın Serhat Kurt'u sahnemize davet ediyoruz. Buyurun efendim.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hüseyin Çelik. Remondis ve MAS firmaları temsilcisi, proje müdürü Sayın Serhat Kurt sahnemizde plaketini Büyükşehir Belediye Başkanımızın elinden alıyor. Teşekkür ediyoruz. Sırada Siemens var. Siemens kurumsal firmasını temsilen Türkiye Dijital Şebekeler Bölüm Direktörü Sayın Hasan Ali Pazar beyefendiyi sahnemize davet ediyoruz. Buyurun efendim. Siemens Türkiye Dijital Şebekeler Bölüm Direktörü Sayın Hasan Ali Pazar plaketini İstanbul Valimizin elinden alıyor. Teşekkür ediyoruz tüm destekleyen firmalarımıza. Son olarak UGETAM Büyükşehir Belediye İştirakimiz Genel Müdürü Sayın Doktor Şenol Yıldız Beyefendi'yi sahnemize davet ediyoruz. Proje destekçimiz, sponsorumuz UGETAM. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli misafirlerimiz, şimdi fuarımızın açılışını sahnemizde kordela kesimiyle gerçekleştireceğiz. Plaketimizi açılışımızı onurlandıran tüm protokol üyelerimizi, plaket alan şirket temsilcilerimizi eğer uygun görürlerse bu güzel ana tanıklık etmek ve kordela kesimine eşlik etmek üzere sahnemize davet ediyoruz. Buyurun efendim. Yes, we invite you for ceremony in the case, please. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah 3 gün boyunca burada güzel konular konuşulacak. Açılışımız hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli misafirlerimiz, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız fuar alanına geçiyorlar. Öğle arasından sonra saat 13.30'da su kaynaklarının yönetimi ve arıtma teknolojileri oturumuyla programımız devam edecek. 13.30'dan önce salonda bulunmanızı önemli rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.